İki tane kaynak komutundan bir tanesi, bir diğeri kaynak parçası komutu. Bu komut diğerinden farklı olarak kenar kaynağıyla burada unsur özelliği atanırken, katı bir özellik atanırken, diğerinde ise daha çok dokümanlar içerisinde sembollerle ifade etmek için kullanılan bir kaynak yapma çeşidi. Şimdi bunun için şöyle komuta baktığımız zaman yine diğerinde olduğu gibi, kenar kaynağında olduğu gibi yüzeyleri seçiyoruz. Bunda pratik bir yöntem daha var. Şuradan temizleyelim. Çizgilerle de yüzeylerden geçtiğimiz zaman kaynak yapmak için otomatik olarak seçim yapabiliyoruz. Yeni kaynak buradaki kaynak tiplerini diğerlerinden ayırmak için, daha farklı kaynak atabilmek için yeni kaynak yolu takip ettiriyorum. Şimdi şuradan bu şekilde pratik olarak yol seçimi yapabiliyorum. Veya buradan çevrede seçeneği seçtiğimiz zaman otomatik olarak burada da yapacaktır. Yani otomatik olarak diğer kenarda da seçecektir. İç kısımdan da yapmayı düşünüyordum fakat dıştan yeterli olacaktır. Kaynağın çapı, tabi burada seçtiğim kaynağın çapı, hangisini kaynak yolundan hangisini seçiyorsam onu verdiriyordur. İlk yaptığımız kaynak şu, ikincisi şu, üçüncüsü de buydu. Şunlarla ikisi aynı olsun. Beşer milimetre kalınlıkta olsun. Kaynak sembolü ekleyelim. Yine aynısını diğer için ekleyelim. mm vermiştik. Burada yine aynı sembolü kullandım. Diğerinde ise kaynak sembolü olarak daha farklı, biraz daha kalın kullanalım. Ayrıca aralıklar da verebiliriz. Hangisinde üzerinde çalışıyordum? Kaynak yolu 3'ün üzerinde boşluk veya kalınlık. Ayrıca kaynağın uzunluğu ve aralık bu şekilde verebiliyoruz. Onayladım. Şimdi herhangi bir şey gözükmüyor. Burada zaten başta söylemiştim. Herhangi bir şey atamıyor. Unsur atamıyor. Fakat sembol olarak şurada içerisinde kaynak sembol olarak gösteriyor. Sağ tuş seçeneğiyle kozmetik kaynakları göster dediğim zaman tamamen kozmetik, yani şekilsel, resimsel bir şey. Matematiksel bir, daha doğrusu fiziksel bir özelliği olmayan bir şekil. Tamamen simge boyutunda, sembol boyutunda göstermede kullanılan bir şey. Şimdi bunların özelliklerine tıkladığımızda önce malzeme özelliği atayalım. Malzemelerimizin sade karbonlu çelik olarak atadım. Üzerine geldiğimde hangi kaynak modülü üzerinde, yolu üzerinde sağ tuş yaparsam o kaynağın özelliklerini görürüm. Kaynak malzemesi, aradaki boşluklar, uzunluğu, burada hepsini tek tek görebiliriz. Toplam kaynak uzunluğu. Tekrar düzenlemek için ise yol üzerinde unsur düzenle seçeneğiyle tek tek bu şekilde düzenleme yapabilirim. Şimdi montajda da aynı işlem yapılabiliyor.
Bunun için montaj sayfası açalım hemen. Kaydedelim. Veya şuradan gönderelim. Yeni bir tane de oluşturalım. Bunları birbirine çatalım. Yaklaşık 5000 metre ileride. Evet, şimdi burada eklerin içerisinde, montaj unsurların içerisinde kaynak parçası komutunu çalıştırdım yine aynı yöntemle. Yine işaretleme yoluyla yapalım. Yine aynı yöntemle yapabiliriz artık. Part bölümünde yaptığım şekilde evet şimdi aldı. Onayladığımda yine burada yine kaynak parçasını göster seçeneğiyle kaynağımızı yapmış olduk.